Tekrardan kol altı kısmına kadar geldik. Burada önce bir artış yapıyoruz. İşaretimizi çıkartıp buradaki kol ilmeklerini yine diğer tarafta olduğu gibi atlayarak karşı tarafa geçiyoruz. Zincir çekmeden yine zincirli kısma, şu kısma batarak önce bir tane artış yapıyoruz. Sonrasında örgümüze yine trabzan yaparak devam ediyoruz. Sıramızı da her bir tepeye tek batarak tamamlayacağız. Evet, bu şekilde geçişlerimizi de yaptık. Kol fırfırlarını atladık. Kol fırfırı arka yüzden geldiğimiz için burası örgümüzün ön yüzü. Arka yüzden geçiş yaptık. Sıramızın sonunda yine trabzanlarımızı yapıp sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar yine trabzan yaparak sıramızı tamamladık. Tekrardan bir üst sıraya geçtiğimizde 1, 2, 3 zincir çekerek üst sıraya geçtik. Modelimizdeki topi toplarımız arka yüzden konulduğu için model arka yüzden konuluyor. Şu anda örgümüzün ön yüzündeyiz. Son bir kez kol altında artırma yaparak yine şu kol altı bağlantı yerine kadar tek batarak gelelim öncesinde. Sonrasında burada bir kez daha artış yapacağız. Burası örgümüzün ön yüzü. Topi toplarımızı modelin arka yüzünden yaparak geleceğiz. Kol altına kadar her bir trabzana tek batarak ilerliyoruz. Kol altına kadar geldik. Son trabzan tepesine çift batıyoruz. Burası ön tarafın ilmekleri. Son trabzana, şimdi son trabzandayız. Bir kez batıyoruz. Tam geçiş yaptığımız kısım. Tekrardan aynı yere batarak bir kez daha burada artış yapmış oluyoruz. Sonrasında arka kısma geçtiğimizde yine burada bir kez daha artış yapıyoruz. Önce bir trabzan yaptık. Sonraki trabzan tepesine aynı yere batarak bir kez daha trabzan yapıyoruz. Şimdi geçiş yaptığımız kısımda iki tane ikili trabzan yaparak burada iki trabzan artışımız oldu. Sonrasında yine arka kısmın ilmeklerine diğer kol altına kadar yine tek batarak geliyoruz. Tekrar kol altına geldik. Son trabzanın üzerine bir kez daha batarak önce bir kez batıyoruz. Bir tane trabzan yaptık. Aynı yere batarak bir kez daha trabzan yapıyoruz. Tekrardan diğer trabzan tepesine geçtik. Önce bir trabzan yaptık. Sonrasında aynı yere batarak bir kez daha trabzan yaptık. Kalan trabzanları yine tek batarak önce sıramızı tamamlayalım. Bu şekilde her iki kol altında ikili trabzanlar yaparak yine artış yaptık. Diğer tarafta da aynı şekilde bağlantı kısmında 2-2 şeklinde artış yaptık. Bu şekilde önce sıramızı bir tamamlayalım. Sonrasında modelli kısma, yani topi toplu kısma geçiş yapalım. Sıramızı tamamladık. 2 zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz. Örgümüzün arka yüzünde bu kez topi toplarımızı yaparak devam ediyoruz. Hemen zincirin dibine batarak sık iğne yapıyoruz. Bir tanesini yaptık. Devam ediyoruz. 2, 3, 4,
5 tane sık iğne yaptıktan sonra tığımızın başına ip alıyoruz. Bir sonraki trabzan tepesine battık. İlmeğimizi biraz uzattıktan sonra ilk çekişimizi yaptık. Ve son çekişimizi yapmadan önce tekrardan bir kez daha tığımızın başına ip aldık. Aynı yere batarak yine bir kez ilmeğin içinden geçtik. Şimdi 3 ilmeğimiz var. Bir kez daha ilmeğimizi geçtikten sonra son çekişimizi yapmadık. 4 ilmeğimiz oldu. Bir kez daha. Bu arada topi toplarınızı kabarık olsun istiyorsanız bu şekilde ilmeklerinizi biraz uzatmanız gerekiyor. 5 ilmeğimiz oldu. Aynı yere batıyoruz. İlmeğin içinden geçtik. Bir kez içinden geçtikten sonra şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimiz var. Tüm ilmekleri kapatarak topi topumuzu yan taraftaki trabzana sık iğneyle bağlıyoruz. Bir tane topi topumuzu bu şekilde yaptıktan sonra aralarına bu sık iğneyi de sayarak 2, 3, 4, 5, 6 ilmek sık iğne yaptıktan sonra bu son batışımızı saymayabilirsiniz de tekrardan tığımızın başına ip aldık. Bir sonraki tepeye batıyoruz. İlmeğimizi uzatarak bir kez içinden geçtik. Sayarak bu şekilde aynı yere batıyoruz yine. 2, tekrardan 3, 4, 5 defa topi toplarımız için battık ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimiz var. Hepsini çekerek aynı anda kapatıyoruz. Zincir çekmeden bir sonraki yan taraftaki trabzana batarak sık iğne ile topi topumuzu bağlıyoruz. Bu sık iğneyi saymadan devam ederek 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptık. Tekrardan bir sonraki topi topumuz için tığımızın başına ip aldık. Sonraki trabzan tepesine batıyoruz. İlmeğimizi uzattık. Bir kez içinden geçtik. Tekrardan tığın başına ip aldık. Aynı yere battık. İlmeği uzattık. 2, tekrardan 3, aynı yere batıyoruz 4 ve aynı yere batıyoruz 5. 5 kez aynı yere battıktan sonra 6 ilmeğimiz var ve çekerek aynı anda kapatıyoruz. Zincir çekmeden topi topumuzu yan taraftaki trabzana sabitliyoruz sık iğneyle. Bunu saymadan bir sonraki topi topumuz için 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne sonrası yine topi toplarımızı yapmaya devam ediyoruz. Tığın başına ip aldık. Bir sonraki trabzana battık. İlmeğimizi uzatıp bir kez içinden geçtik. Tekrardan tığın başına ip aldık. Aynı yere battık. İlmeği uzattık ve ikinci kez içinden geçtik. Tekrar tığın başına ip aldık. Aynı yere battık ve bir kez içinden geçtik. Tekrar aynı yere batıyoruz. Bir kez içinden geçtik ve aynı yere batarak şimdi 6 ilmeğimiz var ve bu 6 ilmeği çekerek aynı anda kapatıyoruz. Zincir çekmeden yan taraftaki trabzana sık iğneyle topi topumuzu sabitliyoruz. Bu şekilde sabitledikten sonra 5 sık iğne yapıp bir sonraki topi topumuzu yapmaya geçiyoruz. Bu şekilde topi toplar ön yüzde, örgümüz arka yüzde, sıra sonuna kadar aralarına 5'er sık iğne yaparak topi toplarımızı yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Yine başlangıçta olduğu gibi
5 sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Eğer burada sık iğneleriniz eksikse, yani burada 5, diğer kalan kısımda 4 ise, burada bir tane arttırma yapabilirsiniz veya benim yaptığım gibi bu şekilde, eğer denk düşüyorsa arttırma yapmadan sıranızı tamamlayabilirsiniz. Sıra sonuna kadar yine topi toplarımızı yaparak tamamlayalım. Sıramızı bu şekilde tamamladık. Bir üst sıraya geçerken sadece topi top yaptığımız sıralarda 2 zincirle dönüş yapıyoruz. Trabzan'dan devam ettiğimiz sıralarda 3 zincir çekerek dönüş yapıyoruz. Şimdi bundan sonraki sıralarımızı trabzan yaparak devam edeceğiz. 3 zincir çektik, döndük ve her bir tepeye tek batarak devam ediyoruz. Bundan sonra artık beden kısmını tamamlayana kadar artış yapmadan düz bir şekilde devam ediyoruz. Her bir sıraya tepeye tek batıyoruz. 4 trabzan yaptık. Sonrasında topi topumuzun tepesine battık ve bağlantı yaptığımız yere de bir kez daha batıyoruz. İpimizin tek katına batmamaya çalışarak her bir tepeye tek batıyoruz. Bu şekilde sık iğneli kısımlara batış yaparak şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Önce ön yüzünde bir sıra, sonra arka yüzden bir sıra, tekrardan ön yüzden bir sıra olacak şekilde bu kısmı 3 sıra trabzan yaparak bir sonraki topi top sırasına kadar 1, 2, 3 sıra boyunca düz bir şekilde trabzan yaparak devam ediyoruz. Bu kısmı da önce tamamlayalım. Evet, ilk topi toplu sıramızı tamamladıktan sonra üzerine artış yapmadan 1, 2, 3 sıra boyunca trabzan yaparak bir sonraki topi toplu sıramıza geldik. Şimdi tekrardan topi toplu sıralara başlarken 2 zincir çekerek dönüş yapıyoruz. Arka yüzden sık iğneyle devam ettiğimiz kısım hemen zincirin dibine batarak, zincirin hemen dibine batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. İlk sırada topi toplarımızı yapmadan önce burada 5 tane sık iğne yapmıştık. Şimdi modelimizi kaydırarak devam edeceğimiz için ilk sık iğnemizi yaptık. Devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sık iğne yaptıktan sonra ilk topi topumuzu yapıyoruz. Tekrar tığımızın başına ip aldık. Bir sonraki trabzan tepesine batıyoruz. İlmeğimizi uzatıp bir kez içinden geçtikten sonra aynı yere batarak tekrardan 2, 3, 4 ve 5. 5 kez aynı trabzan tepesine battık ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimiz var. Çekerek aynı anda kapatıyoruz. Zincir çekmeden topi topumuzu yan taraftaki trabzana sık iğneyle sabitliyoruz. Sonrasında yine 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne yaptıktan sonra yine bir kez daha topi top yapıyoruz. 1, aynı yere battık. 2, aynı yere batıyoruz. 3 ve aynı yere batıyoruz. 4 ve son kez, 5. kez battıktan sonra 6 ilmeğimiz var. Çekerek aynı anda kapatıyoruz. Yan taraftaki trabzana sık iğneyle topi topumuzu sabitliyoruz. Bu şekilde şimdi kaydırarak ön yüzden baktığımızda iki topi top arasına bir sonraki topi toplarımızı bu şekilde yaparak devam ediyoruz. İlk topi toplu sırada 5 sık iğne yapıp sonra topi topumuzu yaptık. Şimdi buradan kaydırdığımız sırada da 8 sık iğne yaparak bir sonraki trabzan tepesine topi toplarımızı yaptık.
Şimdi önce bu şekilde topi toplarımızı tekrardan sıra sonuna kadar yapıyoruz. Aralarına sık iğne yine 5 tane yaparak devam ediyoruz. Bu kısmı sıra sonuna kadar yaptıktan sonra bir sonraki sırada yine önce 3 sıra boyunca düz trabzan yaparak ve bir sonraki sırada da yine topi toplarımızı yaparak ilk sıranın tekrarı olan sıra şu sırayı tekrarlayarak bir kez daha topi topumuzu yapıyoruz. Sonrasında etek ucuna geçiş yapıyoruz. Bu sıramızı tamamlayıp üzerine bir sıra daha topi toplu sıramızı yapıp tamamlayalım. Evet, şimdi yeleğimizin 1, 2, 3. topi top sırasında bu şekilde tamamladık. Etek ucundaki fırfırlı kısma geçmeden önce, şu kısma geçmeden önce 4 sıra boyunca yine düz bir şekilde trabzan yaparak sıralarımızı tamamlıyoruz. 3 zincir çekerek dönüş yapıyoruz. Son batışımızı unutmuyoruz köşe kısmında. 1, 2, 3 zincir çekerek döndük ve yine her bir sık iğne tepesine trabzan yapıyoruz. Bu kısım örgüden örgüye değişebilir. Ben 4 sıra boyunca trabzan yaptım. Veya 5 sıra yapabilirsiniz bu kısmı. Yeleğinizin biraz daha uzun olmasını istiyorsanız 5 sıra da yapabilirsiniz. Bu şekilde devam edelim yine trabzan yaparak. İlk sıramıza başladık. Bu kısmı da topi top sonrası 4 sıra boyunca yine trabzan yaparak tamamlayalım. Evet, şimdi yeleğimizin buraya kadar olan beden kısmında bu şekilde tamamladık. Modelli sıralarımızdan 1, 2, 3 defa uyguladık. Aralarına 1, 2, 3 defa trabzanlı sıralarımızı uyguladık. Son etek ucundaki fırfırlı kısma geçmeden önce de bu kısmı 1, 2, 3, 4 trabzan sırası boyunca uyguladık. Yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Buradan örgümüze fırfırlarımızı yaparak devam ediyoruz. Kol kısmında olduğu gibi fırfırlarımızı yine 2 defa dolayarak ve 4 defa çekerek trabzanlar yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekerek üst sıraya geçtik, döndük. Örgümüzün ön yüzünde 2 defa doladık trabzan için. Aynı zincirin dibine batarak ilmeğimizi geçirdikten sonra ikişer ikişer 1, 2, 3, 4 defa da trabzanlarımızı çıkıyoruz. Tekrardan 2 defa doladık. Aynı trabzan boşluğuna battık. 1, 2, 3, 4 defa da çıktık. Tekrardan 2 defa doladık. Şimdi burada 3 defa battıktan sonra zincirle birlikte 3 tane trabzanımız var. Sonraki tepeye çift batıyoruz. 1, 2, 3, 4 defa da çıktık. 2 defa doladık. Aynı yere batıyoruz. 1, 2, 3, 4 defa da çıktık. Bu tepeye 2 tane trabzan olacak şekilde battık. Sonraki tepeye yine 3 olacak şekilde. 1, 2, 3, 4 defa da çıktık. Aynı yere batıyoruz. İkinci dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. Tekrardan 2 defa doladık ve aynı yere batıyoruz. Sonraki trabzan boşluğuna önce bir tane dörtlü trabzan yaptık. Aynı yere batarak ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Sonraki tepeye yine çift doladık. Bir sonraki trabzan boşluğuna battık. Bir, aynı yere batıyoruz. İki ve aynı yere battık. 3. Bu şekilde dönüşümlü olarak şimdi 2, 3, 2, 3 şeklinde, yani 1, 2 defa batıyoruz. Bir defasında da üçlü trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar
Yine 4 defa çekerek trabzanlarımızı şu köşe kısmına kadar gelelim. Yeleğimizin etek ucu fırfırını da bu şekilde tamamladık. Şimdi kenar biritimiz için tekrardan örgümüze devam ediyoruz. İpimizi kesmedik. Köşe kısmına kadar fırfırımızı yaptık. 2 zincir çekerek devam ediyoruz. Şu köşe kısmındaki trabzan sonrası bitiminde olan kısma batıyoruz. Trabzanlarımızı doldurduk. En sonki trabzanın kenar kısmına tekrardan bu kısmı tamamladık. Sonrasında trabzanlarımızın boşluklarına tığımızın başına ip aldık. Boşluğa batıyoruz ve yalancı trabzan yapıyoruz. 3 ilmeği çekerek aynı anda kapatıyoruz. Tekrardan tığımızın başına ip aldık. Aynı yere batarak bir tane yalancı trabzan daha yapıyoruz. Sonraki trabzanımıza yine aynı şekilde 2 tane yalancı trabzan yapıyoruz. Trabzanlı kısımlara, boşluklarına 2'şer tane yalancı trabzan, sık iğnemizin olduğu kısımlara bir tane batarak devam ediyoruz. Şimdi modelli kısmın sık iğneli kısmına geldik. Bu kısma bir tane yalancı trabzan yapıyoruz. Trabzanın boşluklarına 2 tane yalancı trabzan, topi toplarımızı yaptığımız sık iğneli kısma şu kısma da bir tane yalancı trabzan yaparak bu kısmı sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Sıramızı bu şekilde yalancı trabzan yaparak tamamladık. Şimdi boyun çevresini sık iğne yaparak ipimizi kesmeden devam ediyoruz. Bu kısma sık iğne yapıyoruz. Başlangıç kısmının ipini de içerisine örerek trabzanların tepelerine batarak sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde yine devam edip boyun kısmını şu kısma kadar sık iğne yaparak tamamlayalım. Boyun çevresini sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geldik. Diğer patı örmeye devam ediyoruz. Tığımızın başına ip aldık ve trabzanların boşluğuna şu kısımlara batarak yine yalancı trabzan yapıyoruz. 3 ilmeği çekerek aynı anda kapattık. Tığımızın başına ip aldık. Aynı boşluğa batıyoruz ve 3 ilmeği çekerek aynı anda kapatıyoruz. Trabzanlı kısımlara yine 2 tane yalancı trabzan, sık iğne yaptığımız modelli kısımlara yani topi toplu kısımlara bir tane yalancı trabzan yaparak devam ediyoruz. Evet, bu şekilde diğer patımızı da tamamlayıp sıranın sonunda ipimizi keselim. Evet arkadaşlar, yeleğimizin kalan kısımlarında ön tarafa biritenin oyasını da yaptıktan sonra tamamladık. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Tekrardan sonraki videolarımda sizlerle buluşmak üzere. Hoşça kalın.